Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin özellikle destekleriyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli kardeşlerim, bir kardeşim diyor ki hocam bu yorumumu okursan çok mutlu olurum ve bir videoda değinirsen de çok güzel olur diyor. Bizim 3'te oynadığımız maçlarda puan ortalamamız 1.5. Attığımız gol 9, yediğimiz 11 diyor. Tam hangi maçları kastettiğini anlamadım ama bir yanlışlığı var, bir yanlışlıkla kardeşimizin. Dörtlüde puan ortalaması 2.11. Attığımız gol 13, yediğimiz 9. Yani farkı Jesus görmüyorsa biz taraftar olarak görüyoruz. Biz ne yapalım diyor. Hani biz ne yapalım? Bu kadar transfere şey vermek istemiyorsun. Abubakar'ı almak istemiyorsun. Yani antrenmanlara onu getir, bunu götür. Bakıyorsun o devam ediyor, bu devam ediyor. Yani birilerle yok, dostluk yok, şu yok bu. Ya Abubakar'ı eğer biz Beşiktaş'a kaptırırsak diyor, sıkıntı diyor. Anlatabiliyor muyum? Lincoln'u 10 numara aldık, sol bek oynatıyoruz diyor. Samet'i gittik, 3.7 milyon euroya aldık sosyal medyaya ya da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasına göre. Hani Fenerbahçe büyüklüğü diyoruz ama bu sıkıntı yapıyor diyor. Bir nevi kriz geçip diyor. Yani bu böyle olmaz, bir şeyleri yapmamız lazım diyor. Yani Samet Akay'ın aldığına göre 3'te oynanacak, 3'te oynanacaksa bizim amacımız nedir diye. Vesaire vesaire. Şimdi ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. Çok kısaca değinmem lazım, özür dileyerek. Üçlü savunmayı dizdin ya. Sağına Ferdi Kadıoğlu'nu koydun. Soluna kimi koydun? Kimseyi koymadın. Normal orta saha solunu. Mesela orta sahanın solunda kimi oynatırsın? Rossi'yi oynatırsın. Lincoln'u oynatırsın. Orta sahanın solunda Rossi ya da Lincoln'u oynayacak. Bak. Üçlü savunma. Tamam mı? Üç tane stoper. Ortanın solunda Lincoln. Sağında Ferdi. Merkez ikili de. Normalde Crespo Arao oynatıyorsun ya. Crespo Arao oynatma merkezde. Misal veriyorum, bak misal veriyorum. İsmail Yüksek Crespo oynat. Crespo Zaitz oynat. Bak bir tane ofansife dönmüş oluyor. Bunların önünde bak 3-4 3'e doğru gidiyorsun bunların önünde. Ya da Ferdi'yi sağ bekte say. Bunların önünde üçlü de sağda Emre Mor, forvette Batshuayi ile Joshua King'i düşün. Misal hani şey maçında düşün, Gaziantep maçında. Ferdi Kadıoğlu'nu, şu 3 tane stoperin sağ beki düşün, sol beki Atilla Salah'ı düşün. Al sana dörtlü. Önlerindeki dörtlü de sağda Emre Mor'u düşün. Solda Lincoln'u düşün. Merkez ikili de Crespo Zaitz düşün. Bak 4-1 Crespo. Önünde Zaitz var. Zaitz'in sağında Emre Mor, solunda Lincoln var. 4-1-3. Hücumda 2 tane forvet söyledim. Yani 4-1-3-2'den kırma üçlü oynayabiliriz. Görüntü buna doğru gidiyor. Gürcan Bilgiç, Jesus 4 transfer istedi. Arkadaşlar bu artık ayyuka çıktı. Tamam mı? Yani Gürcan Bilgiç tabii ki de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç'tan bir görüşme talebinde bulunup yapılan bu görüşmelere dair bir yazı kalemi almış. Transfer dönemi gelip son 4 maçın 3'ü kaybedilince Fenerbahçe'nin makine oyunu gündemden düşüp eski kurtarıcı modeli yani transfer gündeme geldi. Son 4 maçın 3'ü kaybedilince. Giresun kaybedildi. Galatasaray kaybedildi. Değil mi? Antalya deplasmanında kazandı Fenerbahçe. Biz Giresun'dan önce de birine kaybettik. Ya deplasmanda Trabzon maçı sanırım. Değil mi? 4 maçtan 3 kaybedildi bak. Biz. Eski kurtarıcı modeli yani transfer gündeme geldi. Dedikodular var elbet. Ali Koç ve Jesus arasında takıma yapılacak takviyelerle ilgili düzeyli görüşmelerinde yaşandığı konuşuluyor. Başkan 13 transfer yapıp yine takviye isteyen tecrübeli hocaya kaşlarını kaldırarak bakmış. Samet, Kasım ayında iş imzaya kalmıştı dedikten sonra sürecin yeni olmadığını öğreniyoruz. Bak, Kasım ayında iş imzaya kalmıştı diyor. Kasım ayında, Samet Akaydın Kasım ayında iş imzaya kalmıştı diyor. Demiş. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Anlamamız gerekeni anlıyoruz. Hocam, 13 transfer yapmış. Ali Koç kaşını kaldırmış. Ya arkadaşlar, bakın. Ben de yazarım. Ben de zaten bu işlere başlarken köşe yazarı olarak başladığım için biliyorum. Orada çarpıcı ifade kullanmak zorundasın. Dikkat çekici ifade kullanmak zorundasın. Benim her hafta golbar.com'da yazım yayınlanıyor. Pazartesi günleri yazıyı teslim ediyorum. Bazen pazartesi, bazen salı, bazen çarşamba. Bazen yayınlamıyorlar bile. Kimseyle konuşmuyorum diyorlar. Orada çarpıcı bir şey yazmak zorundasın. Sen bu işten ekmek kazanıyorsun. Çıkıp da Ali Koç Jesus'a sövdü diyecek halin yok. Kaşlarını kaldırdı. Now dedi. İşte now desen
Diyecektir ki yazı dilinde bu kadar şımarıklık yeter. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Terbiyesiz herifler falan diyecekler. O yüzden bu şekilde yazmış. Ya Gürcan Bilgiç yılların yani spor yazarı, köşe yazarı, yorumcusu, spor yorumcusu, futbol yorumcusu, yani yılların yorumcusu. Bu ifadeleri birebir moda mod yaşanmış gibi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yok, her yoğurdun bir yiğit yiyişi vardır. Yoğurt yiğidi yiyecek. Bu gidişle öyle olacak. Neyse, Jesus 4 transfer istiyor. Stoper. Sol ayaklı sol bek. Yok artık ya. Allah'ın seversen futbolcu da olsun mu? Sol ayaklı sol bek. Yaratıcı orta saha. Tövbe haşa. Yaratmak Allah'a mahsus. Demek ki orta saha transferi yapmayacağız. Santrafor. 4 transfer. Sanırım kaşların kalkması bu yüzden. Sonuçta şampiyonluk hedefi var. Gözünü karartmış bir başkan var. Ben üye arkadaşlara bundan bir haftaya yakın bir süre önce dedim ki Jesus Ali Koç'tan 4 transfer istemiş. Ali Koç da sadece 2 transfer yapacağını belirtmiş. Üye arkadaşlar detay versene, detay versene. Mustafa Hoca detay versene tezahüratları yaparken. Stoper, sol bek, 8 numara, forvet dedim. Ali Koç ne vermiş? Stoper, sol bek. Belki bir tane de kanat oyuncusu dedim ama kanat oyuncusu şu an başka bir şekilde. Stoper, sol bek diye. Bu doğrulanmış oldu eğer. Yani benim duyum doğruysa, Gürcan Birikici de doğruysa. Takım maliyetinin yükseleceğini belirttik falan filan. Jesus'ta ilk görüşmeler yapılırken takım maliyetinin yükseleceğini belirttik. İddialı bir hoca iyi takımda ister. Çözümü saha içinde bulamadığında oyuncunun becerisinden beklemek kadar doğalı yok diyor. Galatasaray yenilgisi yıpratıcıdır. Tüm Fenerbahçeliler öfkeli konuştu ve bir sürü suçlu ilan ettiler. Ya 1-0 yenilseydi bu kadar olmaz. 3-0 yenilince tabii ki de insanlar suçlu ilan edecek. Bu da normal. Özellikle takım bölümünün normal karşılaması ve hazmetmeyi başarması lazım. Altay üzerinde yoğunlaşıldı. Muslera kurtardı, o yedi, mağlubiyet geldi. Esas eleştiriler bu kriterden oluyor. Altay son fotoğrafta olmasından tepkiyi çekiyor. Halbuki kadrajda tüm takım var. İkinci bölüm Kadıköy atmosferi. Takım hiçbir şekilde tribünleri sahanın içine çekemedi. Kaçan 2-3 pozisyon var. Tabela beraberliğe gelse daha farklı bir maç yaşanırdı. Bak buna da katılıyorum. Üçüncü Gaziantep maçıyla birlikte yeniden diyeceklerdir. 5 maçın 3'ü kaybedildi. Artık herkes ayağını denk alacak. Buna Jesus da dahil. 22 kişiyle oynayan, oyun gücü çok yüksek, her maç farklı kahramanlar çıkaran bir takım var. Eğer yeniden koşacaksa bunu taraftarla yapabilir, diyor. Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi. Roma'nın teknik direktörü Fenerbahçe'den bir ismi gözüne kestirmiş. Ki zaten siz bunları sosyal medyadan okuyorsunuzdur. Ama ben burada doğrulayacağım ya da yalanlayacağım. Altay Bayındır'ı gözüne kestirmiş. İki aday daha varmış. Altay Bayındır Avrupa için hazırmış. 12 maçta kalesini gole kapatmış. Sadece burası için okuyorum haberi. Ya 12 maçta bu kaleci gol yememiş. Ama Fenerbahçe taraftarına sorsan abi her maç alıyor ya. Her maç. Lan her maç ne lan? Ya şu genelleme, arkadaşlar genellemeyi aklı başında bir insan kolay kolay yapmaz. İşte bütün şunlular şöyledir. Bütün şuralılar böyledir. Bütün buralılar böyledir. Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Bütün Kayserililer cimridir diyor. Lan nereden biliyorsun? Bütün Kayserileri tanımanın imkanı yok. Yaşayanı var, öleni var, doğacak olanı var, doğmuş olanı var. Yaşayıp ölmüş bütün Kayserililer cimridir. Kaç yaşındasın şekerim? 40. Mesela 1910 yılında vefat eden Kayserileri tanıyor muydun? Yok. O zaman geri zekalısın sen. Neden? Tanımadığın adam hakkında niye genelleme yapıyorsun? Ya bunda da aynısını söylüyorum. Genellemeyi bırakın ya. Bırakın. Altay her maçta gol yiyormuş. Hangi her maçta ya? 12 maç gol yememiş. O maçlarda kalede başka biri vardır. Lan 28 resmi maça çıkmış. 31 gol yemiş. 12 maçta gol yememiş. O maçlarda cahile laf anlatılmıyor arkadaşlar. Altay Bayındır'ın eğer sözleşmesi bitecek olsaydı Inter en büyük taliplerden biriydi. Yani sözleşmesi bitip boşa çıkacak olsaydı. Ama şu aşamada Altay Bayındır Fenerbahçe'de devam edecek gibi gözüküyor. Yani Roma hikayesi de yalancı. Yalan gibi. Golcü oyuncu Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyor. Doktor gözlük yazmış. Forvet transferi için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Yo, yeni bir gelişme değil. Haftalardır konuşuyoruz bunu. Bu çocuğun gözde olduğunu söylüyoruz. Hangi çocuk hocam? Fran Navarro.
Gil Vicente'nin forveti Fran Navarro. Jesus bu çocuğu gözüne kestirmiş durumda. Bakın. Maxi Gomez'i istemeyen Jesus Fran Navarro'yu ister durumda. Ve diyor ki alabilirseniz başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne diyor. Ama piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro. Bilin bakalım kaç istediler. 12 istemişlerdi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 9.5'a düşmüşlerdi. 9 demişlerdi. 8.75 sanırım 8.75'te kaldılar. Fenerbahçe'yi futbolcu istiyor. 24 yaşında. Yani çıkışını sürdürüyor. Ve kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor futbolcu. Fenerbahçe'de futbolcu için şans arkadaşlar. Düşünsenize yani böyle bir futbolcu için şans değil mi Fenerbahçe? Çılgın manyak bir teknik direktör var. Rotasyonu çok seviyor. 1,5 sezonda 28 gol attı. Valencia altyapısından yetişen başarılı futbolcu geçen sezon bedelsiz olarak Gil Vicente'ye transfer oldu. O zaman aklımız neredeyse. Fran Navarro ilk sezonda 35 resmi maçta 16 kez ağları sarstı. 24 yaşındaki forvet bu sezon 24 maçta 12 gol 2 asist yaptı. İspanyol milli takımının U16, U17, U18, U19, U20 kategorilerinde forma giriyor. 8.75'e biz çıkamayız. Ha ne olur? Ne olur? Manyağın biri gider. Çılgının biri gider. Samat da lan. Lan ben bu çocuğu sevdim lan. Lan siz bu çocuğu bana bir 5 milyon euroya verin der. Berisha ulan maddesinde şöyle yazıyor ama ulan 10 veriyorum der. 15 milyon euro. Cao Pedro'ya birisi der ki ulan lan lan siz ne yapın biliyorsunuz Cao Pedro'yu ya siz Cao Pedro'yu da bana şey yapın sarın 8 milyon euro'ya da bunu sarın der gider alırsın. Yani gider alırsın. Başka türlü imkanı yok. Yani umarım ne demek istediğimi anlatabildim arkadaşlar. Yani umarım ne demek istediğimi anlatabildim. Olayın özü özeti bu yoksa yok. Fenerbahçe'de Ali Koç'ta Jesus arasındaki görüşme ifşa oldu. Kim ifşa olmuş? Cambar testlerine giderek Jesus'ta ikili zirve gerçekleştirmiş. Galatasaray maçı sonrasında toplantı yapmış. En çok limit Fenerbahçe'de diyor bu haberde. Ya limitin en çok en azlığı yok arkadaşlar. Kurban olayım bak bunu anlayın. Hocam sen de iyice Ali Koççu oldun. Kayserlisin ya ondan dolayı böyle yapıyorsun değil mi? Cimrisin sen de cimrisin. Lan cimrilik de mimrilik de değil. Oradaki şey ya, kredi kartınızın limiti ne kadar? Benimki o 20 bin lira hocam. Ben kredi kartı kullanmıyorum bu arada bilginiz olsun. Hocam benimki 8 bin lira. Benimki 20 bin lira. 20 bin lirayı da harcar mısınız? Yok hocam nasıl ödeyeceğiz? Fenerbahçe'nin de harcama limiti 1,5 milyar. Hepsini harcayalım mı? Ali Koç Samandıra'ya gitmiş. Yo. Skorer'de yer alan habere göre Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinden Ali Koç teknik direktör Jesus'la bir araya geldi. Zaman zaman tesisleri ziyaret ediyor. Bugüne kadarki süreci Portekizli hocayla değerlendirmiş. Normal maç yanılgısı diyor. Arkadaşlar ben size doğrusunu söyleyeyim mi? Maçtan sonra stadyumda görüşüldü. Mantım. Ali Koç basın toplantısı yapana kadar o toplantı gerçekleştirildi. Ve Ali Koç'a o metin hazırlanırdı. Ali Koç da metni şöyle bir gözden geçirdi. Tamamdı ben şunları konuşayım tamam dedim. Toplantı maç bitiminde stadyumda yapıldı merak etmeyin. Şimdi normal maç yanılgısı diyor. Şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybederek ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Sarı Lacivertler derbide hayal kırıklığını biraz da Jesus'un bu normal bir maç görüşüne ve bunu oyunculara aktarmasına bağlıyor. Takım önceki birçok derbide kötü futbol oynasa da bir şekilde reaksiyon veriyordu. Son derbide ise hoca takımı derbi değil normal maç psikolojisiyle hazırladı. Bunun da motivasyonun düşmesine sebep olduğu aktarıldı diyor. Fenerbahçe'de üçlü çöktü, çare dörtlü. Çare Sarıgül. Çare Sarıgül yazmışlar da adam da yazmış öyle fare Sarıgül diye ÇF yapmış. Şimdi bir kere şu tartışmanın eşiğine girelim. Üçlü çöktü, çare dörtlü. Hepimiz dörtlü de hemfikiriz. Şunu söyleyeyim mi size? Aynı sayıda mağlubiyet, aynı sayıda beraberlik, aynı sayıda galibiyet yaşayacağız.
Üçlü oynarsak attığımız gol sayısı yediğimiz gol sayısından 15 fazla olacak. Ama attığımız gol sayısı 30'u geçmeyecek. Toplam sezonun kalanında. Dörtlüyle aynı sayıda galibiyet, aynı sayıda beraberlik, aynı sayıda mağlubiyet olacak. Attığımız gol sayısı yediğimiz gol sayısının 25 fazlası olacak. Ama attığımız gol sayısı 30'dan aşağı olmayacak. Hangisini istersiniz? Dörtlüyü değil mi? Dörtlüyü istersiniz değil mi? Hocam daha golcü. Hocam biz gol istiyoruz. Ama daha fazla golcü. Hocam bir dörtlü olsun ya. Dörtlü olsun, güçlü olsun. O üçlü olsun, güçlü olsun. Hayır hocam, üçlü güçlü değil. Dörtlü olsun, daha güzel olsun. Şimdi Dünya Kupası öncesinde ligde, Avrupa'da çok iyi gidiyordu. Üçlüyle de güzel gidiyordu. Ama rakipler artık üçlüyü çözdü. Birçok yetkili isim, birçok spor yazarı bu sistemle daha önce olumlu sonuçlar alsa da artık son dönemde zarar verdiği görüşünde. Ali Koç da bunu Jesus'a söylüyor. Jesus da diyor ki ben üçlümden vazgeçmeyeceğim, taviz vermeyeceğim. Ben size maç bitimindeki görüşmeden bahsediyorum ama bu arada bilginiz olsun. Teknik patron Jesus Galatasaray derbisine rakibinin klasik bir 9 numara olmadan ileri uçta Barış Alper Yılmaz ile çıkacağını biliyordu. Buna rağmen Jesus büyük maçlarda kullandığı üçlüden vazgeçmedi. Devamında da ciddi bir hayal kırıklığı yaşandı. Portekiz'de hocanın artık gündemine dörtlü sistemi de aldığı öğrenilmiş. Takımdaki genel havanın da bundan sonra dörtlüyle devam edileceği yönünde olduğu da kaydedilmiş. Bu temenni. Bunun duyumu yok, bilginiz olsun. Jesus'tan paylaşım diyor. Liderliği geri almak isteyen Jesus Instagram hesabından özel bir paylaşım yaptı. Derbide takımlarına büyük destek veren taraftarların bir videosunu paylaştı. Eşsiz bir ortam ile bu kadar hak eden taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Hadi birinciliği ve hedeflerimizi arayalım demişti. Haydi hayırlısı olsun. Peki ben merak ediyorum. Birinciliği biz kimle alacağız? İrfancan Kahveci ile mi? Biz birinciliği kimle arayacağız? Sağ kenarında sarı kart diye Mert Hakan Yandaş'la mı? Biz birinciliği kimle arayacağız? Allah aşkına. Altay Bayındır'ın yuvadan uçup uçmaması gündemde. Bak ben bunların hepsini konuşacağım kısaca. Kusuruma da bakmayın. Ya Altay Bayındır sözleşme uzattı, uzatmadı. Ahmet Ercanlar topa tutuyor. Biri gündeme koyuyor. Birisi başka bir şey yapıyor. Bak. O öyle. İrfan Can kırmızı kart yedi. Tahkim kurulu 2 maç verdi. Ya, tahkim kurulundan Fenerbahçe'ye kötü haber. Yo, ben bunun olacağını söyledim size. 2 maç ceza yiyeceğini söyledim. Arkadaşlar bu arada ben size söyledim diyorum ama üye ya da abone arkadaşlar teyit ederseniz sevinirim. Ben bazen üyelere söylüyorum, abonelere söylemiyorum. Adam diyor ki yo öyle bir şey söylemedin ki. Öyle bir şey söylemedin bize. Söylemedin. Ya da gizli şifreyle söylemiş oluyorum. Tahkim 2 maç ceza aldı. Ben normalde İrfan'ın 3 maç ceza almasını itiraz edip 2'ye düşürmesini ama kesin nihai sonucun 2 olacağını belirtmiştim. Nihai sonuç 2 oldu. Hiç uğraştırmadılar bizi. Ama ben söylüyorum bu hareketin cezası 2 maç değil. Bu hareketin cezası en az 4 maç. Galatasaraylı futbolcu bizim futbolcumuza yapsaydı ben en az 4 maç isterdim. Harbi harbi de söylüyorum. Bu hareket normal bir hareket değil. Şimdi Gaziantep ve Çaykur Rize maçlarında forma giyemeyecek ama sonraki lig maçında oynayabilecek. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle BDT'nin 43. maddesi uyarınca iki resmi müsabakadan menle cezalandırılması falan diyor arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi ben olsam 4 maç verilmesini isterdim. Açık söylüyorum. Kimse de benim kusuruma da bakmasın. Ben harbi bir adamım. Kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmaktan nefret eden bir adamım. Yapmayan bir adamım. Ben söyleyeyim bunu. Transfer ediyordum. Zaitsin durumu belli mi arkadaşlar? Değil. Mert Hakan'ın durumu belli mi? Senenin başında 7 milyon euro teklif gelmişti. Ben olsam 7 teklif yapana şey yaparım. Ulaşırım. Teklifiniz hala geçerli mi derim. Lan biz 6'ya 6 deyin kabul derim. 6 deyin kabul derim. Çünkü böyle saçma bir durumdayız şu anda ya. Şu anda harbi böyle saçma bir durumdayız. 6 deyin kabul diyecek durumundayız. Ya Mert Hakan Allah aşkına yaptığına ettiğine bir bakın gözünüzü seveyim ya. Bir gözünüzü seveyim bir bakın ya. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Yedek kulübesinden sarı kart ile koru kırarak herif şey yapacak, cezalı duruma düşecek. Böyle bir saçmalık var mı arkadaşlar ya? Siz söyleyin ya.
Zayt'la görüşmeler var ama gidecek gibi duruyor. Kalmak istiyor ama gidecek gibi duruyor. İrfan Can Kahveci'ye ceza açıklanmadı bile Galatasaray maçında. O da ödül oldu yani. Rahat rahat futbolcular kırmızı yer oldu. Yani insanın aklına bin bir çeşit şey getiriyorlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben bu kadar belirteyim. Jesus'un istediği 4 isimden 2 alınacak dedim. Ben 2'ye garanti veririm. Samet Akaydın geldi. Bir tanesine daha garanti veririm. 8 arayışındayız. 8 arayışındayız ama forvet çok sürpriz bir isim olabilir. Onu da ilerleyen videolarda konuşuruz. 8 arayışındayız. Forvet sürpriz bir isim olabilir. Sol bek konusunda da hemen hemen sona yaklaştık diyebilirim. Yani ilk sol bek açıklanacak gibi duruyor ama sürpriz de olabilir. İlk sol bek açıklanacak gibi duruyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani elimden geldiğince açık anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinizden, aboneliğinizden, beğeninizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.